Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine yepyeni şahane bir videoyla karşınızdayım. Bu video tekrar bir video olacak arkadaşlar. Neden? Neyin tekrarı? Bildiğiniz gibi bundan kısa bir süre önce Kızılkarlar Köyü diye bir köyde video çekmiştik. 56 yıldır köyde yalnız yaşayan bir dayı vardı. Aman Allah'ım, o videoya ne yorumlar, ne izlenmeler, ne sorular altına. Benim sormadığım, videoda artık anlatmadığım, anlatmayı unuttuğum, anlatmaya gerek duymadığım, ya hani anlatmamalıyım dediğim o kadar çok soru sorulmuş ki ben de bugün tası tarağı topladım. Tekrar Kızılkarlar Köyü'ne geldim arkadaşlar. Hulusi amcayı arıyorum. Hulusi amca dağda bayırda geziyor. Keçilerin peşinde gitmiş gene. Onu bulacağız. Hulusi amcanın evine bugün misafir olacağız arkadaşlar. O böyle hani videonun altında izleyenler bilir tabi. İzlemeyenler bilmiyorlardır. Dedik ki hani Cinliköy. 56 yıldır bu adam yalnız. Köyde işte doğaüstü olaylar, paranormal olaylar, acaba böyle şeyler var mı yok mu diye öyle bir köye çıkıp gelmiştik biz zamanında. Videonun sonunda da hani bu tarz bir şey olmadığına kanaat getirmiştik ama. Köyün güzelliklerini verip oradan ayrılmıştık. Fakat videoda şimdi böyle konu geçince altına izleyenler yorumlar arkadaşlar. Dayamışlar da döşemişler de köyde şunlar var, bunlar var. Hulusi amca şöyle böyle derken biz bugün Hulusi amca arkadaşlar etten, tırnaktan, kemikten bir adam mı diye şöyle tutup elini kolunu bir sallayıp bir dokunup hani gerçek mi diye bakmaya geldim artık. O derece beni yorumlarda ettiler yani. Neyse detaylara girmeyeyim. Birazdan zaten izleyeceksiniz. Şimdi çok da fazla uzatmadan Hulusi amcanın yanına geçiyoruz. Videoda sorulan o soruları, sizin merak ettiğiniz soruları Hulusi amcaya yönelteceğiz, soracağız. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Lütfen arkadaşlar videoya like atmayı, bir yorum bırakmayı, emeklerimizin karşılığında da takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben şimdi geçiyorum. Devam. Hulusi amca, ne yapıyorsun? İyi misin? Çok şükür. Sen nasılsın? İyi. Aradan hemen hemen 7 ay geçti. O kadar oldu. 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 Geldiğimiz zaman kışa giriyorduk galiba. Soğuktu. Evet. Şimdi, sonbahardı ya. Tabii. Tabii sen o zaman üstünde mont vardı hatta. Evet. Biz de montlarla geldik. Evet. Serin bir havaydı. Videoyu çektik. Buraları gezdik. Aşık olduk. Dayanamadık. Aylar sonra yine çıktık. Yanına geldik. Sağ olun. Teşekkür ederim. Maşallah iyi gördüm seni. İyiyim ben, çok iyiyim. Buraların havasını alan adam kolay kolay zaten değil mi? Bir şey olmaz. Buraya gelen adam canının istediğini yiyecek. Değil mi? Canının istediği zaman yatacak. Oh. Gezmeye gidecek. Şarkı, türkü çok dinleyecek. Tabii. Bak şarkı, türkü insanın gıdasıdır. Dinlenir değil mi? Bir insan türkü dinlemiyor, şarkı dinlemiyorsa... Olmaz. Olmaz. Maşallah. Ne yapıyorsun Hulusi amca? Koyunlar moyunlar devam mı var, yine? Var, koyunlar var. Bağ bahçe işleri. Bağ bahçe, zeytin diplen temizliyorum. İmar yapıyorum. Oh. Budumu yapıyorum. Hepsini koşturuyorsun. Öyle oğlanlar gelip gidiyor yanıma. Mis gibi. Ha, torunlar gelip gidiyor. Oh, keyfine bakıyorsun. Kiraatım iyi. İyi, iyi. Vallahi Hulusi amca biz o zaman geldik burada videoyu çektik. Bu videoyu o kadar izleyen olmuş, o kadar sana böyle selam saygı ileten olmuş, yorumlayan olmuş. Burayı çok beğenmişler ama. Köy diyorlar muhteşem. Evet, köyümüz çok güzel. Tek burada bir isteğim var. Devletten istiyorum. Tabii söyle burada. Yani hiç olmazsa o internet açtıkları zaman ya bu Bağrasının Kızılkarlar Köyü nasıl bir köymüş? Bir gelsinler buraya. Evet. Ben onları da bir güzel anlatayım. Ya. Suyum yok. Evet. Elektriğim yok. Evet. Yolumuz yoktu. Bundan 30 sene evvel bir yol açtılar. 30 sene sonra asfalt yaptılar. İyi kötü çamurdan kurtulduk. Ama elektriğimle suyum olsa bu köyü bana
Söküden ikiden daire mesela bu köyün ol dere vermem. Vazgeçmezsin değil mi? Burası gerçekten de bırakılıp gidilmez zaten ya. Şahane burası. Ben istiyorum bu köy işler bakanlığına. Ya bir gelsinler ya, bu milletvekiller hep oy zamanı geliyor. Evet. Oy zamanı gelmeyecek. Tabii. Bir ara gelecek. Ya bu köy neden terk edildi? Evet. Nedeni su yok, sel yok, yol yok. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim Hulusi amca. Şimdi buranın kıymetini bilmiyorlar. Elektriği, suyu vermiyorlar. Yani burasını sanki öyle atıldı gibi görüyorlar ama o 7-8 ay önce çektiğimiz videoda izleyenler hepsi yalvar yakar ne sormuşlar biliyor musun? Orada satılık yer var mı? Aman oradan bir bahçe var mı? Aman oraya gelelim İstanbul'dan, Almanya'dan, nereden, yurt dışından. Gelsine bulurum ben onları ya. Bak bir tanesi kıymetini bilmezken insanlar neler soruyor. Bak şu ev, bak, bu, şu evi bugün İstanbul'dan bakmaya geldiler. Bak 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 ta karşıda bak. Şu yukarıdaki. Evet. Biz geçen videoda onun çekimini yaptığımız ev işte orası. Hah. Evet. Evet. Bak onu bugün bakmaya geldiler sabahleyin. Bak o kadar çok bunu soruyorlar ki ben de diyemedim. Bak, şuradaki de ev var satılık. Adam bacağı kırıldı. Tamam çok güzel çok güzel. Bak, adamın bacağı kırıldı tedavi görüyor. Aşağı yukarı 15 gündür gelemiyor ben göz kulak olmuyorum. Oradaki dediğin de bu köyün evi değil mi yine? Evet evet. Tamam. Kapı numaraları var da bizim buranın evlerinin. Aha kapı numaraları yazılıp burada. Evet evet. Bütün kapı, her evde kapı numaramız var. Kapı numaraları var, var evet. Bak dolabım yok. Bir tane süt ürünü de peynir de çökelik bir şey koyamıyorum. Evet. Su koyamıyorum. Evet. Yemek yapıyorum. O gün yedin yedin yemedin ertesi gün hasta oluyor. Gitti tabi. Döküyorsun. Tabi. Ya bir ceyrenle bir su getir ben başka bir şey istemiyorum. Bu dediğin evler Hulusi amca onu soranlar da şimdi. Daş belki, yapı. Kaç paradır bu evler? Burada şimdi diye, fiyatını ben söyleyemem. Tahmini bu evde şimdi soranlara hani ben ne diyeyim orada evler kaç para diye soruyorlar ne ya diyeyim ben? Şimdi burada evler şu anda bayırda mı çok pahalımış ya. Yok buradan. Ha buradan. Yüzlerden 150'lere kadar ev alırsın. O civarda değil mi? O civarda. Tamam. Alırsın. Gayet güzel bilgi işte. Bunu bilen ona göre ki, gelsin. Arsası da var böyle. Tabii. 300 metre. Tabii. Bir göz oda değil. Önü var bunun arsası tabii, var. Bahçesi bir, var. Bir oda değil yani. Tabii. Hani şehirdeki gibi 1 artı 1, 2 artı 1 değil. Değil. İstersen o arsanın içine 5 gözde ev yap. O eve çıktık biz. Çektik zaten. Onun da yine görüntülerini vereyim ben. Önünde koca bahçe var. Bu altındaki ayrı o. Hmm. Onun da pısı ayrı, onun da pısı ayrı. Bir üsttekine çıktık biz o zaman. Evet. Bir üsttekine bakmaya geldiler bugün İstanbul'dan. Evet. Ama ben adamla yanına inmedim. Mal sahibi vardı. Ne yaptılar, ne koydular o bilmiyorum. Ya bilen artık madem 100-150 civarı diye sorup sorup durdular bana. Merak vallahi, eden gelsin. Gelsin. Buranın merak eden nereye gidecek? Akçakaya'nın muhtarına mı gidecek? Kimisi burada insan yok. Yok canım gelsin. Sana ben, gelecek. Ben, beni gelsin. Ben gideceğim. O ev kimin? Ben tamam, buralıyım. Tamam. O ev mesela atıyorum Ahmet Dayı'nın. Tamam. Git Akçakaya'da Ahmet Dayı deyip soy isminden baba ismini vereceğim. Evin sahibi. Alacak olan vatandaştan ben hiçbir şey istemiyorum. Komisyonsuz. Yeter ki hayırlı koğuşu gelsin. Tabii, hayırlı komşu, olsun. Komşu olsun. Ha, komşu olsun. O gelecek kayyuda veya evini bulacak, öğrenecek. Amca senin falan yerde arsan varmış evin. Taşınmaz bir ev, eski ev. Ben oraya sahip almak istiyorum. Kaç var diyorum? Mesela 3-5. Anlaşsın. Hepsi tapulu zaten. Doğru ertesi gün gitsin tapu dairesine. Tapusunu alsın, parasını versin, gelsin evine girsin. Tabii, mis gibi. Ha, burada. Bir de ne sorup duruyorlar Hulusi amca? Herkes diyor ki, Hulusi amca diyor bakkal yok, market yok. Nasıl gidiyor? Ben dedim pazara gidiyordur haftada bir dedim ama. Oğlanlam geliyor benim, her gün geliyor onlar daha. Onlar ihtiyaçları getiriyor. Tabii canım, oğlanlam her gün ihtiyacımı getiriyor. Senin burada motosiklet var, gidecek oldun mu gidiyorsun? İstediğim yere gidiyorum. Şimdi ben canım istedi mi aşağı eve iniyorum. Çoluğumla çocuğumla çay içiyorum, kayıp içiyorum, yemek yiyorum. Ha, onu da soruyorlar. Bak şimdi çocuklar var, yenge var, torunlar tabii, tabii, var. Onlar buradan kaç kilometre ötede asıl evi? 4 kilo. 4 kilometre evet, ötede. İstediğim oraya da gidebilirim. Çünkü tabii, diyor ki herkes Hulusi amca orada yalnız başına oturmuyordur. Şimdi öyledir, ben böyle yalnız oturuyorum diyorum ya. Şimdi şöyle yanlış anlaşılıyor. Yani ben bu köyde tek başına duruyorum. Benim kimsem yok. Evet öyle zannediyorlar. Ben bu aksamda konuşmuyorum yani. Evet. Benim her şeyim var. Tabii. Allah'a çok şükür. Bir de o zaman soruyorlar. Hulusi amca o zaman diyorlar ki niye tek başına duruyor orada? Değil mi? Hayvanlar var falan dedim i̇şte, ben. Yok şimdi tek başına durmamın sebebi bu. Şimdi ben aşağıda emekli olmuşum. 20 sene olmuş. Hı-hı. Ben 40 sene minibüsçülük yaptım. 5 yıl aşağıda ne yaparım? Değil ya kaybede akşamı da oyun taş oynayacağım. Taş döşeceğim. Ya da dedikodu edeceğim. Evet. Onun bunun tarlası kaç dönüm ne veriyor, ne alıyor bunu hesap edeceğim. Burası daha keyifli değil mi? Senin yine kaç kilo süt veriyor? Evet.
Bunu hep eleştireceksin, dedikodu yapacaksın. Tabii. Ama burada o yok. Yok. Benim burada 15-20 koyunum var. Çok koyunum yok. Tabii. Bu koyunlarla ben vaktimi geçiriyorum. Koyunları sen satıyorsun, bir gelir o da senin için değil tabii mi? Canım, tabii canım, hani şimdi çoluğumla çocuğumla onu iyi ayırıyorum. Ayrıca burada benim 400 ağaç zeytinim var. 30 evet. dönüm zeytinim evet. var. İşte Hulusi amcanın arkadaşlar burada bulunmasının sebepleri bunlar. Onu buraya bağlayan şeyler evet, bunlar. Evet. Bir de en çok neyi sormuşlar biliyor musun Hulusi amca? Demek ki izleyen de biraz hani şey yapmış. Sen böyle babacan bir adamsın belli. Ya diyorlar Allah korusun. Hulusi amca orada gece vakti bir şey olsa... Senin telefon var değil mi? Telefonla var, herhalde var, burada var. Ulaşılır. Telefon var. Çeken bir yer. Bak benim şimdi... Hastalık, sağlık olsa... Benim şimdi telefon numaram Bağrısı Jandarma Karakolu'nda vardır. Hulusi amcayı burada asker, jandarma hepsi bilir, sever. Bak, evet. Daha dün yanımdılardı yine. Heh. Allah razı olsun hepsi evladım gibi. Ziyarete mi geldiler? Ha, ziyarete mi geldiler? Çayımı içtiler. Maşallah. Bir ihtiyacın var mı? Bir şikayetin var mı? Rahatsız eden var mı? Diye... Hep gelirler, sorarlar. Gece bile gelirler. Sen onlara gece vakti bir telefon etsen değil mi? Allah muhafaza. Bana diyor ki ona, Hulusi amca biz senin oğlundan eve yetişiriz. Yarın tabii. sen alo de. Ne güzel. Ha. Senin ev şimdi burası değil mi Hulusi burası, amca? Burası, evim burası. Herkes sormuş. Ya ha. ben o zaman unuttuk, çekmedik. Ha. Hulusi amcanın evini diyorlar, niye çekmedin diyorlar. Ha. Hulusi amca şey zannetmişler. Burada çekmemedim. Şimdi Mehmet çeksin güzel güzel. O zaman ha. ne zannetmişler biliyor musun? Şimdi ben o gün böyle yıkıntı döküntü evleri çektim ya. Anladım. Dediler ki hani Hulusi amca bu evlerde nasıl kalıyor? Ya dedim ben Hulusi amcanın öyle evi yok. Normal yaşadığı güzel evi var, onun içinde oturduğu sen, evi var. Sen şimdi benim öteki odayı açmadın ben evet, size. Evet. Şimdi sen öteki odayı açacağım, ben hiç çıkasın gelmez. Valla. En iyisi anahtar da bende yok zaten. Valla olsun. Onlar onu merak etmişler. Ya Hulusi amcanın burada işte görün dört dörtlük evi var yani. Az önce evet. biz geldik. Arabanın başından baktık Hulusi amca yok. Dedik evet. eyvah, herhalde bir aşağı indi, şehre evet. indi. Bağırdı Hulusi amca, Hulusi amca. Yapmış kendisine taze fasulye yemeğini. Evet. Ekmeği evet, kırmış evet, tazecik. Evet. Gelin oturun dedi. Oturun. Ne dedik hani, nereden, yengem mi gönderdi yoksa bunu? Yok dedi. Bunu kendim yaptım ben dedi. Tabii. Vallahi bir de güzel olmuş. Ya hani zannediyorsunuz Hulusi amca dağlarda boş geziyor. Ya yok. yok. Evi var, düzeni var. Her şeysi var her burada. Her şeyim var. Tertemiz, şey, mis gibi. Şeyim. Yalnız şöyle bir şey de var. Hulusi amcaya geldim. Dedim ki Hulusi amca ben tekrar geldim, bir ziyaret edeceğim. Böyle dedim, bir ziyaret sohbet konuşması yapalım seninle dedim. Aman dedi, bak beni şu internete çıkarma yine dedi. Ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? İzleyenlere buradan sesleniyorum. Yanlış anlayanlar olmuş. Hulusi amca bu çekimlerden para alıyor zannetmiş insanlar. Hulusi amca demişler ki seni gelen çekiyor, internete koyuyor, videolarda izliyoruz. Sen parayı çok kazanmaya başlamışsın. Öyle bir şey asla yok arkadaşlar, bakın. Asla yok. Vallahi. Sen de söyle Hulusi amca. Bir çay parası istediysem veya aldıysam kefin param olsun. Yok. Buraya geldik var ya, Hulusi amcadan bize geçmiştir ben, bak. Yemeğini yedik yani. Ben buraya gelen bir ev alacak olan, bir zeytinlik alacak olan vatandaş şunu söylüyorum. Hayırlı bir komşu gelsin bana. Hastalıkta, sağlıkta, tabii. iyi gündü, kötü günde birbirimize yardımcı olalım. Ama bir şey söyleyeyim Hulusi amca, bak bu videoları çok da izlemeye başladı insanlar. Bak yakında burası dolarsa bize kızma ha, bu kadar ya da insan. Keşke dolsa, keşke dolsa. Ben bu kadar istemiyordum değil burada mi? Burada otururum, çayı demle tavrıya koyarım, senin ev burası ya. Ulan Ahmet, gel çayı demledin bana. Sen hemen ailenle baba geleceksin ya. Buraya. Buraya bir laylon hasır, üstünü bir minder. Mis gibi değil mi? Bir oturacağız, bir an geleceğiz. Sen en son bu komşuluk sohbetini burada bilmiyorum ama artık bir 40, buradan gidenler de 50 senedir yapmıyorsun galiba bu komşuluk. Yok kimse bak. Yok. Kimse. Onu demek sen ona hasret kaldın yok. Burada. Ben şimdi eve iniyorum aşağıya. Çoluğumla çocuğumla evimde misafir çok gele benim. Yiyoruz, içiyoruz. Dışarıda serbest benim evlem. Çok rahat, Allah'a çok şükür. Ben gideceğim gari. Diyorlar ben Hulusi'm sen yukarı gitme. Vallahi uyuyamam ben burada diyorum ben. Çünkü ben oraya alıştım. Evet. Sen burası. Ben evime de geleceğim. Asıl ana yerim burası. Ben ya geleceğim, illa yatağım için yatacağım. Bir uyuyacağım. De o zaman Hulusi amca, o çektiğimiz videodan yine hep ben o konuşulanları sana anlatıyorum şimdi. Biz gerçekten de 7-8 ay oldu çektik. Bir daha da Hulusi amcayı ne gördüm, ne evet, gelebildim. Evet, gerçekten öyle. İlk defa karşılaşıyoruz. Sizin aynı gördüğünüz öyle. Gibi. O zamanlar insanlar bir de şeyleri de konuştuk ya. Bu köy niye gitmiş, o periler, cinler, konular böyle. Aman Allah'ım, o konular Hulusi amca. Nasıl konuşmuşlar? Cinci köy kavuşmuşlar. Evet. Buranın adını. Bak arkadaşlar, Hulusi amca burada. Yanımda. Etten, kemikten yani. Taş gibi, dağ gibi burada yaşıyor bu adam. Yani çok anlatmak istemiyorum. Yani neler anlatmışlar, yazmışlar. İşte Hulusi amca orada tek başına nasıl duruyordu. O da şöyledir, o böyle görmüştür, gitmiştir falan. Ben ikinci gelişim. Mis gibi köyü gezdik. Yani bir tane tuhaflık, bir şey yok mu köyde? Evet. Kendisi etten kemikten burada karşımızda. Öyle. Evine girdik. Yemeğini yedik.
Ya burada işte o caminin içinde Hulusi amca o şekilleri mekilleri çektik ya biz o zaman böyle resimler var. O resimleri görenler onunla ilgili hep bir şeyler yazmışlar. O resimler boyama resimler var Hulusi amca duvarda. Onlar... Onlar bir de hiç eskimiyor onlar. Nasıl? Ben onu sorayım sana. Ama işte eskimedin sebebi ne? Ne? O caminin içinde Kur'an-ı Kerim'de He. yazı dualar var. Tamam. O bildiğimiz boyladan değil. İçinde 4-5 çeşit katkı boyu var onda. O boya hortum tüccan gene çıkmaz. Onları kim boyadı o zaman hatırlıyor musun Onları yapan usta. Bunu yapan, gelip de o yazıları yazan adam, onları ben bilmiyorum. Peki ona kim verdi bunu yazacaksın oraya diye acaba kim verdi? Hocalar söylüyor. Hocam mı verdi? Tabii müftü, o müftülükten Çünkü bak geliyor. şöyle bir tanesi demiş o videoyu seyreden bir tanesi. Şimdi Arapça yazılar var tamam Evet. onlar dualar. Evet. Ama böyle ibrik var işte yaprak işareti var bir hilal işareti var. Bir tanesi demiş ki bu çok eski Türklere ait bir yazı demiş. Bunu oraya kim yazabilir? Türk'ten yazısı ayrı değil ki. Bir Türk yazısıymış böyle eski bir. Mesela ibrik diyor ki padişah anlamına gelir diyor. Atıyorum şimdi tam. Ha. Mesela o bir tane çiçek işareti var. Çiçek diyor hükümdar anlamına gelir diyor. Böyle şeylerden bahsediyor ve bunu okuduğunu söyleyen birisi de bunu Tamam. söylüyor. O yazılar diyor niye orada hani diyor onu soruyorlar yani. Şimdi Ben ona bir cevap veremedim. o vatandaş videodan evvel Söke'deki camiler hep gitsin baksın. Var mıdır onlarda da? Bağrası camilerine gelsin baksın. Kuşadası'nı gitsin, Didim'i gitsin, Mavişehir'i gitsin. Bak bunu gayet açık söylüyorum. Her camide ne diyorlar onun adına? O resimler, o yazılar, o tavanın süsleri vardır. Ama o birkaç resim var. Ben hiçbir camide görmedim Hulusi amca onu. Vardır. Bak o Arapça yazılar tamam. İşte o ibrik var. Bir ibrik çizilmiş oraya böyle. Bir de şimdi düşünüyorum bu köyde insanlar gideli olmuş 50-60 sene. E diyorum Tabii. en kötü ihtimal bu boya 50-60 senelik. İşte bir tek burada çözemediğimiz o izleyenlerin de anlamadığı Hulusi amca. O boyalar nasıl yesyeni, nasıl gıcır Valla gıcır. o boyla Ben onu öyle, çözemedim. öyle bir kötü anlamı yok. Yani o boyla çoğu aynı lale resmi Evet, gibi. evet. Ya o resimle çiçek güzel gözüksün Evet. camimizin içi diye yapmış adam. Ama öyle öyle Kürt Çerkez diye bir şey yok. Yani onu şeye bağlıyorlar. Bu perilere, şeylere Yok yok bağlıyorlar yok. Şimdi buraya çok çoğu geliyor. Burası Yunan köyü mü diyor. yani. Efendim hani viranlık ya. Buranın orijinali Yörük köyü değil mi? Yörük köyü burası. Tabii. Atatürk nerede dünyaya geldi babası biliyor musun? Nerede? Atatürk'ün babası Ali Rıza Bey Söke'de mi? Söke'nin Yörük köyünün dünyaya geldi. Evet. Aha bunu burada söylüyorum. Evet. Kati olarak. Evet. Ben bir yerde okumuştum Bak bunu. şimdi. Atatürk'ün babası Ali Rıza Bey Söke'nin Yörük köyünde dünyaya geldi. Yörük köyünün hangi köy olduğunu Söke'nin o zaman için Atatürk 1881'de Selanik'te dünyaya Evet. geldi. Ama babası ne zaman dünyaya geldi? Onu bilmiyorum. Söke'nin Yörük köyünde ama hangi köy? Söke'de bir sürü Yörük köyü var. Onu bilen var mı? Bunu bilen yok. Yok. Bizim videoyu Hulusi amca izleyip de seni gördüm diyen oluyor mu? Var mı? Seni izledik, Vallahi bana güzel anlattın diyen var mı? çok güzel diyen de oluyor. İnternette uçuyorsun gari uçuyorsun dünyayı inam aldın diyen de oluyor. O yanlış işte. Ha işte sen paranın altını kalıyorsun şu oluyorsun demin ki dediğimiz gibi Evet. diyen oluyor. Bak Yok. kardeşim benim ayağımda lastik cizimi var. Evet. Bak yamalı pantolon var. Ya. Ben kimsenin karşısına güzel gözüken diye çıkmıyorum. Geliyorlar beni soruyorlar. Amca buranın adı ne? Kızılkarlar. Burada cinli lava mı? Çocuğum ben cinli görmedim. Ama benim çocukluğumda burada bir dedem vardı. Le çocukla o biraz da eşkarlı söylüyordu. Biz öyle ağzına bakıyoruz. Tabii hindi gibi gayvan mayvan ama burada hiçbir şey yok. Sokaklarda oynuyoruz hep çocukla. Boncuk oynuyoruz, ceviz oynuyoruz. Saklanmış, çelik çomak. Hep bunlar oynuyoruz. Ne Kör diyor? tavuk. İhtiyar ne anlatıyor? Bak ta oraya gitmen ha. Ne var adaya orada? Semer kudurmuş. Adam kalkıyor ya vallahi yine orada mı la o diyor. Biz çocuğuz ya inanıyoruz. Kalkıyoruz bakıyoruz Semer gördüm. kudurmuş demek ne demek oluyor? Ya şimdi hayvanın Atın arkasını semerini ha diyor. eşeğin atın katırın arkasını semerle var ya. Tamam. Eskiden atıyorlar ya ona. Tamam. Koya orada kuduruyormuş o. Adam bize oralara gitmen diye korkutuyordu. Çocuklara yapılan korkutmadır bu Ha ya. oralar neden öyle diyorlardı? Ya
samuralık. Şimdi gibi çöp yok ya. Tabii. Mesela bu evin samuralı buraya dökülüyor, şuraya. Tabii. Öteki oraya getiriyor. Bu samuralıkla pis yer. Tabii. Sırçıva, çiva, o bu va. Oğlu yere gidip de çocukların ayağına gitmesin. Babuç diye. Yok zaten ayağımızda. Sen burada Hulusi amca, Allah ömür verdiğince yaşayacağım mı diyorsun? Alıp bir gün gider misin aşağı, ne bileyim, küser misin, sıkılır mısın buraya, nasıl, ne vallahi, zamana kadar? Allah sağlık. Aklı dengemi bozmazsa. Amin inşallah. Cenab-ı Allah aklı dengemi bozmazsa son nefesimi de burada durmaya razıyım. Ama çoluk çocuk baba, biz seni oradan alacağız. Biz bundan sonra oraya gelip gidemez. Senin yaşın ilerledi deyip de götürürlerse onu bilmem. O da ayrı değil mi? Ama beni kalırsa ben gitmem. Hulusi amca, o zaman biz artık ne yapalım? Sana böyle bir bugün iadeyi ziyaret yaptık. Çok sağ olun. Vallahi bir yanına uğradık. Çok sevindik. Seni de böyle dimdik taş gibi ayakta gördük seni de burada. O ya zamandan beri. Ya hiçbir şey olmasa bile arabayla giden bu. Öyle arısırdı gelin. Tabii inşallah. Belli bol ola ölü kalır mı? Ölüm üstüne gelirsin. Şişmeyin buralarda. Allah korusun. Allah korusun. Seni sevenin çok. Seni burada bir gün aramayan ikinci gün arar zaten. Vallahi. Senin yanına geleni gide bitmez. Allah razı olsun. Vallahi işte bizde sorulan sorular oldu işte o videodan sonra. Hani işte. Ben de bilemediklerim oldu. Dedim ki o zaman ben yine kalkayım gideyim. Biz bugün öyle bir ziyaret ettik sana. Sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra ileride yine çıkar çıkar geliriz. Senin bizden istediğin bir şey olursa şimdi sana ben numaramı da bak yazacağım, bırakacağım. Bırakın. Sen de artık biz de senin bir evladın yerine bir telefonun yeterli. Biz de koşa koşa çıkar geliriz buraya. Ben buradan artık izleyenlere sesleneyim. Biz videoyu yavaş yavaş kapatırken de inşallah sormuş olduğumuz sorulara yanıt olsun diye geldik. Hulusi amcaya sorduk. Birinci ağızdan yine aldık soruları. Yine aklınıza takılan bir şey olursa, yine bizim atladığımız bir şey olursa yine bize yazabilirsiniz, yine sorabilirsiniz. Uzak bir yer değil. Biz çıkar çıkar buraya geliriz. Tabii. Ama o yazılan, sorulan şeylerin birçoğu arkadaşlar kafanıza takmayın. Bak Hulusi amca etten tırnaktan insan. Burada huzurlu diye yaşıyor. Burada başka yok, bir derdi yok. Hulusi amca. Şimdi yalnız kalıyorum dediğim zaman yani millet bunun anası babası yok mu? Çoluğu çocuğu yok mu? Hiç o tarafını düşünmemişler. Ben açık açık söyleyeyim sana. Hulusi amca diyorlar, üç harflere karışmış. Hulusi amca işte artık şey, o köyde onlarla bir yaşamış. Hani insanlar o tarafa bak çekmek bak, istiyorlar. Benim, biz videoda o zaman dedik ki yok. Benim dört tane evladım var. Ya. İki tane oğlum var, evli. Ya. İki tane kızım var, i̇şte, evli. Bak hepsi. Ailem Allah çok şükür el ayağı tutuyor. Aşağıdaki evimde. Evet. Çünkü aşağıdaki evimde mecbur kalacak ailem. Benim evim misafirizi kalmaz. Tabii. Eşim zaten... dostum. Eşim amca, bu dünyada ilk değil ki yani. Dağda yaşayan çoban var, tek başına yaşayan var. Var da var yani. Benim burada zeytinim var. Evet. Koyunum var, sığırım var. Bak yarı sığırla yendi 35 parçası. Daha 8 parçası yenmedi dağda. Yani senin burada olmanın sebepleri var. Tabii kısacası. Canım şimdi ben çocuklarım için duruyorum burada. Ben çocuklarımın istikbalini kurtardım mı? Tabii. Benden bahtiyar kimse bitti. Yok. Biz gerçekleri gelmiş olduk. Bu şekilde size aktarmış olduk arkadaşlar. Yoksa merak eden olursa gelsin. O kadar. Çıksın gelsin. Yol burada. Hemen hanımın alsın gelsin. Bir tertemiz. Çay yapa veririm eline. Sorsun sorusunu bana. Tertemiz mis gibi. Ben yalan söylemiyorum. Gelmek istiyor herkes. Can atıyor bak. Uzakta olanlar. Bak yavaş yavaş o insanlar da gelecek buraya. Ben sana söyleyivereyim. Ben yani. Burada yalan konuşup da yarın burayı bilen bu köyden giden birisi. Ya sen o televizyoncuları neden öyle? Evet. Yalan söyledin dedirttirmem. Dedirtmez. Aynen. Hulusi amca eski insan, dobra insan zaten. Yani yaşım 74. Bu kadar. 60 senedir burada ne olanı çok iyi bilirim. Hiç. Hadi 14 yaşını saymıyorum ha. Tabii. Onu da bilirim de. Katmayalım 14'ünü onu. Öyle ayır. Tabii. 60 seneden beri bu köyde olup biden hepsini bilirim. Neler anlatmışlar. Burada gece davullar çalıyormuş, zurnalar sesler ötüyormuş, bir şeyler geliyormuş, bir şeyler gidiyormuş. Ya biz yok dedik geldik işte, onları da yine gösterdik. Hulusi amcaya tekrar anlattırdık. Vallahi. İkinciyi yoruyoruz adamı yani. Artık daha ne diyeyim yani. Köy tertemiz abi. Gezmeye gelen gelsin. Hiçbir şey yok. Problem yok yani. Öyle bir şey olsa Hulusi amca niye dursun zaten yani. Hulusi amcam ağzına sağlık. Siz sağ olun. Eline sağlık. Yemeğini bile yedik. Yemediniz bir lokma. Az mı yedik? Israr etti Hulusi amca. Çok sağ ol. Kendine sağ çok iyi bak. Bize müsaade artık. Müsaade. İnşallah ilerleyen günlerde. Allah kaza bela vermesin. Amin cümlemize inşallah. Sorana, izleyene çok selam. Aleyküm selam Hulusi amca. Hepsini aktaracağız inşallah. Kendine iyi bak, Allah'a emanet. Numara vereceksin. Numaranı şimdi vereceğim, telefonu yazacağız oraya.